Selam, ben Hülya. Bugün yine bir saç boyama videosuyla karşınızdayım. En son saçlarımı yeşile boyamıştım. Bayağı da koyu bir yeşildi bu. Bu görmüş olduğunuz da 2 haftalık deniz tatilinden sonraki hali. Boyanın geçici olduğundan diğer videolarımda bahsetmiştim. Aktığında nasıl olduğunu merak edenler için tekrar göstermek istedim. Şu an saçımda herhangi bir işlem yok. Sadece yıkayarak bu haline geri geldi. Boyamada saçlarımı pembe renk yapacağım. Ben daha önce pembe renk kullandım. O yüzden sonucu az çok tahmin edebiliyorum. Ama pembe renk denemek isteyenler için de referans olsun diye burada bir video bulunsun istedim. Boya olarak her zamanki gibi Cam Yık'ın Jeans Color kullanacağım. Bu seferki rengim 536 Magenta. Böyle koyu bir fuşya gibi düşünebilirsiniz. Normalde ben boyayı direkt uygulayıp sonra açılmasını bekliyorum. Ama bu sefer rengi biraz açarak uygulamayı planlıyorum. Boyanın özelliklerinden daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Şimdi hızlıca üstünden geçeyim. Bu tamamen geçici bir boya. Yaklaşık 10-15 yıkamada falan saçınızdan tamamen çıkıyor. Onun dışında tutması için saçınızın açık renk olması gerekiyor. Kendi doğal koyu renk saçlarınızda kesinlikle işe yaramıyor. Bir de boyayı uygularken eldiven kullanıyoruz. Rengi açacağım demiştim. Bunun için saç kremi kullanacağım. Suyla da bu işlemi yapabilirsiniz ama o zaman çok sıvı olduğu için uygulama esnasında etrafı çok fazla kirletiyor. Saç kreminde yoğun kalacağı için uygulaması daha kolay oluyor. Hem hazırladığınız rengi de görmenize yardımcı oluyor. Saç kreminin markasının herhangi bir önemi yok. Sadece açma işlemine yardım ediyor, o kadar. Şimdi boyayı hazırlama işlemine geçelim. Boyayı hazırlarken saçınıza yetecek oranda saç kremini kabımıza boşaltıyoruz. Sonra da içine istediğimiz tonu elde edebileceğimiz kadar boya karıştırıyoruz. Ben şimdi birazcık şöyle damlatıyorum. Ondan sonra karıştırmıyoruz. Şöyle tatlı bir pembe elde ettim. Düşündüğümden biraz daha koyu oldu ama içinde saç kremi olduğu için saçımda daha açık duracaktır diye tahmin ediyorum. Hadi başlayalım. Uygulama işlemini tamamladık. Şimdi birazcık beklemedeyiz. Bekleme için 10-15 dakika yeterli ama daha uzun süre kalırsa da herhangi bir sorun yok. Çünkü boyanın içinde amonyak olmadığı için saçınıza herhangi bir zarar vermiyor. Daha uzun kalırsa da hatta boyanın kalıcılığını biraz daha arttırmış oluyorsunuz. Ben şimdi banyoya saçımı yıkamaya gidiyorum. Pastel tonda bir pembe olsun diye bekliyorum ama tam sonucu ben de bilmiyorum. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Hadi birlikte görelim. Thank you.
saç boyama işlemini tamamladık. Sonuç bu şekilde. Ben beğendim. Düşündüğümden birazcık daha koyu oldu ama birkaç yıkamada zaten akıp yine açılacak rengi. Bu video birazcık uygulama ağırlıklı gibi oldu ama detayları diğer videolarımdan izleyerek de öğrenebilirsiniz. Merak ettiğiniz bir şey olursa aşağı yorum yazarak da sorabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı gelir diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla renkli saç kullanıyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ben beğendim. Yani horozlar atıyor.